Çünkü PTT personeli kurumunu sever, yaptığı işi sever. PTT çalışanlarının maaşları ve çalışma şartlarının iyileştirilmesine yönelik Birlik Habersen şubeleri tarafından 81 ilde eş zamanlı olarak bir basın açıklaması yapıldı. PTT AŞ son yıllarda büyük bir atılım gerçekleştirerek sektörde bir numaralı marka haline gelmiştir. PTT'nin sektörde bir numara haline gelmesinde yapılan uygulamaların yanı sıra personelin özverili verdiği emek ve gayret en önemli etkenlerdendir. Açıklamayı Birlik Habersen Bolu Şube Başkanı Ayhan Akça yaptı. Akça, PTT personelinin özverili şekilde çalışmasına rağmen verdiği emek ve gayretin karşılığını alamadığını belirterek 3600 ek göstergeye PTT çalışanlarının da kademeli olarak dahil edilmesi gerektiğini vurguladı. PTT personeli hafta sonu dememiş çalışmış, bayram dememiş çalışmış, üretmiş, PTT'yi bir numara yapmış. Ülkesine ve milletine kazandırmıştır. Postacı kardeşim günlük taşıyabileceği postanın çok daha fazlası taşımış, yetmezmiş gibi akşam da evine iş götürmüş. Gişede çalışan memur kardeşim akşam 7'lere 8'lere kadar çalışmış, evine ve ailesine vakit ayıramamıştır. Bazı PTT merkezleri esnek çalışma adı altında saat 19'a kadar çalışmaya davet ettirilmiştir. PTT personeli 399'lu, İHS'li ve taşeron diye ayrılmış, iş eşit yapılmasına rağmen yapılan işe eşit ücret verilememiştir. Toplu sözleşmeden elde edilen hak ve kazanımlar çalışanlara verilmemiş, hatta elde edilen hak ve kazançlarda yayınlanan genelgelerle bir çalışanın elinden alınmıştır. Öğretmen, imam, hemşire ve polislere verilmesi planlanan 3600 ek göstergeye PTT çalışanlarının kademeli olarak dahil edilmesi gerekmektedir. Toplu sözleşmede imza altına aldığımız kitlerle çalışan 399'lu personel skala düzenlemesi yapılması hakkında PTT personelinin mahrum bırakılmıştır.